Arkadaşlar bu videoda realizmden bahsedeceğiz. Türkçe gerçekçilik anlamına gelen realizm, 19. yüzyılın ortalarında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda bilime verilen önem artmış, bilim alanında önemli gelişmeler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Bu çağda bilimin ön plana çıkması ve Auguste Comte'un pozitivizm felsefesinin etkisiyle realizm akımı ortaya çıkmıştır. Pozitivizm, gözlemlenebilen, kanıtlanabilen bilimsel bilgiyi tek geçerli bilgi sayan felsefi bir düşünce sistemidir. En önemli temsilcisi Auguste Comte'tur. Realizmde duygu ve hayaller yerini toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Gerçek hayat olduğu gibi yansıtılmaya çalışılır. İlk büyük realist roman olan Flaubert'in Madame Bovary isimli romanının yayınlanmasıyla realizm, romantizm karşısında üstünlük sağlamıştır. Bu romandaki kişiler gerçekten yaşamışlardır. Realizm akımının özellikleri şunlardır. Realizm, 19. yüzyılın ortalarında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizm, hayatı olduğu gibi aktarmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Realistlere göre roman, uzun bir yol boyunca gezdirilen aynadır. Realizmin ortaya çıkmasında pozitif bilimlerdeki gelişmeler önemli rol oynamıştır. Realizmde en önemli özellik gerçekliktir. Bu yüzden romantizmde görülen olağanüstülük, tesadüfi durumlar, hayali unsurlar, mucize gibi şeyler realizmde yoktur. Realizmde gözlem ve belgeye önem verilir. Sanatçı eserini kaleme alırken gözlemlerden, anketlerden, anılardan, günlüklerden ve belgelerden faydalanır. Realist sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. Yani kendi duygularını, hayallerini anlatmazlar, taraf tutmazlar, eserdeki kişileri övmezler ya da eleştirmezler. Romantizmde betimlemeler süs, dekor olarak yapılıyordu. Olayla bir ilgisi yoktu. Realizmde ise betimlemeler işlevseldir. Betimlemelere önem verilmiştir. Kişilerin ve olayın daha iyi anlaşılması için betimleme yapılmıştır. Roman ve hikaye realizmde öne çıkan edebi türlerdir. Roman ve hikaye alanında başarılı eserler verilmiştir. Hangisi realizmin özelliği değildir diye sorulmuş. Gerçek yaşam anlatılır. Gözlem ve belgeye önem verilir. Sanatçı kişiliğini gizler. Sağlam bir üslup vardır. Realizmin özelliklerdir. Sanat toplum içinde ilkesini benimseyen iki akım vardır. Birisi romantizm, diğeri naturalizmdir. Diğer akımlarda sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Realizm ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Sade, doğal bir dil vardır. Kahramanlar çevre ile birlikte verilir. Roman ve hikaye ön plana çıkmıştır. Araştırma, gözlem ve gerçeğe önem verilir. Doğrudur. Üslup savruk, karışık değil, sağlam bir üslup vardır. Fransız edebiyatında Flaubert, Stendhal, Balzac, Rus edebiyatında Gogol, Turgenev, Tolstoy, Dostoyevski, Maxim Gorki, Anton Çehov, Amerikan edebiyatında Mark Twain, Hemingway, Steinbeck, İngiliz edebiyatında Charles Dickens, realizmin önemli temsilcileridir. Bizim edebiyatımızda realizm etkisi Tanzimat 2. dönemden itibaren görülmeye başlanmıştır. Tanzimat 2. dönem yazarlarından Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı Araba Sevdası edebiyatımızda realizm etkisiyle yazılan ilk romandır, ilk realist romandır. Tanzimat 2. dönem yazarları Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabızade Nazım, Servet Fiyon'un dönemi yazarları Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Milli Edebiyat yazarları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin,
Refik Halit Karay ve Cumhuriyet dönemi yazarları Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık realizmin önemli temsilcilerindendir. Örnek sorumuza baktığımızda realist sanatçı kişiliğini gizler, nesneldir. Konular gerçek yaşamdan alınır, olağanüstülükler yoktur. Eserdeki kişiler çevreyle birlikte ele alınır. Eser kaleme alınırken anketlerden, belgelerden faydalanılır. Doğru. Realizmde sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Bu yüzden toplumu değiştirme, eğitme gibi bir amaç yoktur.